Evet stüdyodayız. Konuğumuz Kıbrıs ve Balkanlar uzmanı Gözde Kılıç Yaşın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi Açıkçası yayınlar. dünkü görüşme bizim e, beklediğimiz bir görüşme. Çünkü Enosis kararının iptalinden sonra Rum Meclisi'nin aldığı iptal kararının ardından zaten böyle bir gelişmenin olacağı e, anlaşılıyordu. Ama bir taraftan da hala biraz önce de Olcay Karaçık onu sormaya çalıştım ama inşallah e, yayınımızın içerisinde bu bağlantıyı gerçekleştirmek istiyoruz. E, hep bir isteklik tarafı ya da hep bir Sanki bunun olması gerektiği üzerinden bir ifade var Türk tarafından ve açıklamalar hep bu yönde. Sanki biz bu talebi gerçekleştirmeliyiz, biz bu müzakerelerden bir sonuç almalıyız, topraklarımızı biz verelim, bütün hakları biz verelim ama Rum tarafı da memnun olsun gibi bir yaklaşım sergiliyor ama isterseniz bağlantımızla ilgili bir sorun vardı şimdi onu gerçekleştireceğiz tamam. Gözde Hanım. Evet şimdi şu anda Kızılay e, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Olacak e, karşı karşımızda. Olacağı duyuyor musun beni? Olacak e, dünkü evet, dünkü e, dünkü görüşmeler açıkçası sürpriz değil çünkü Enosis kararının e, Rum meclisinde iptalinin ardından böyle bir görüşmen olacağı zaten ortaya çıkmıştı ve bir gör, görüşme gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Akıncı görüşmenin ardından da şu açıklamayı yaptı dedi ki bu bir artık bir tablo ortaya konmalı bunun artık e, çevrilmesi bunun artık bir şekilde e, yani ortasından ya da herhangi kenarından bir yerden tutulmadan bir sonuca ulaşılması gerektiğini söyledi ve liderlerin de dört kez Haziran ayına kadar bir araya geleceğini ifade etti. Bu anlama bakarsak görüşmelerle ilgili, dünkü görüşmelerle ilgili neler bize aktarabilirsin? Evet, şimdi öncelikli olarak liderlerin bir başlangıç taklası yapması gerekiyordu. Sizin de belirttiğiniz gibi 16 Şubat'tan sonra liderler hiçbir araya gelememişti. Bu enosis kararı nedeniyle. Şimdi liderler bir araya geldi. Öncelikli olarak bir sonraki süreci planladılar. Yani... Bundan sonra nasıl bir araya gelecekler, görüşme takvimi ve nelerden başlayacaklar? Özellikle Espen Bart daha önce yaptığı bir vurgu vardı. Şu ana kadar yürüttüğümüz müzakerelerdeki yöntem bizi buraya kadar getirdi. Bundan sonra yeni bir yöntem değişikliğine ihtiyaç olabilir. Adım adım gitmek gerekebilir diye. Bu şu ana kadar kullanılan yöntem neydi? 6 tane temel başlıkta bütün konular birbirleriyle ilintili olarak eş zamanlı bir biçimde ele alınıyordu ve bunların tamamında uzlaşma sağlanmadan tek bir tanesi bile dışarıda kalsa bu anlaşmanın olmadığı anlamına geliyordu. Bundan sonra bu e, yöntem değişikliği gündeme gelecek mi? Ya da gelirse bu yöntem değişikliği nasıl olacak? Tam olarak buna bir açıklık getirmemişti dün Espen Bartay'da sorularımıza karşılık. Ancak dün e, Sayın e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın basın toplantısında buna ilişkin ipuçları vardı. Şu ana kadar yaptığımız yöntemle masada görüşülmedi, konu kalmadı dedi. Yani bakacak olursak e, hem Montpelaren sürecinde hem de Cenevre'deki beşli konferansta toprak, harita, güvenlik ve garantiler dahil bu müzakerenin altı başlığı altında bulunan hiçbir konu aslında dışarıda kalmadı, görüşüldü. Dolayısıyla artık Sayın Akıncı'nın da dediği gibi bütün bu çerçevenin parçalarını bir araya getirip bütün resmi görmenin zamanı geldi. Artık bir parçayı alıp onun etrafında sürekli dolaşmanın bir anlamı yok dedi. Ve özellikle bir konuya dikkat çekti. Daha basın mensuplarının sorularını almadan doğrudan kendisi başladığı basın toplantısında 2017'de ciddi riskler vardır dedi birincisi 2018'in Şubat ayındaki başkanlık seçimi ki ona ilişkin yatırımlar seçim süreçleri propagandalar çoktan başlamış görünüyor ve bunun etkilerini görüyoruz dedi ama daha da önemlisi Temmuz ayı başında uluslararası bir enerji şirketinin 6. parselde sonlaş kazılarına başlayacağını duyurmuş olması müzakere sürecinin önündeki en büyük engel olabilecek gibi görünüyor bunun için de Sayın Akıncı aslında şuna işaret etti böyle bir risk varken yapılacak şey bellidir ya bu kazı çalışmaları ertelenir, çözüm sonrasına bırakılır ya da çözüm hızlandırılır dedi. Bu da şu anlama geliyor: iki buçuk ay içerisinde iki lider oturarak karşılıklı olarak bu asıl çerçeveyi yani çözümün siyasal çerçevesini belirleyerek referandum sürecinin önünü açmaya çalışacaklar. Tabii öncelikli olarak Cenevre sürecinde yeniden başlatmaları gerekiyor diyor ki Beşli Konferansta güvenlik ve garantilere ilişkin ve şu anda Birleşmiş Milletler Kasasında bulunan haritaların karşılıklı olarak teatisi için. Dolayısıyla aslında gidilecek yol belli ancak oldukça zorlu bir viraj artık tam karar alınma noktasına gelindi aslında deyim yerindeyse ve bir taraftan müzakereler yeniden başlarken tabii Rum tarafının bir taraftan da bu doğalgaz meselesiyle ilgili sondaja ilişkin adımlar atıyor olması onların çözüme ilişkin kararlılıklarını sorgulatacak nitelikte. Ancak özellikle bu 6. parselde hidrokarbon kaynaklarına yönelik sondaj çalışmalarının müzakere sürecine hiç de olumlu katkı yapmayacağını söylemek hiç yanlış olmayacaktır. Evet olacak arkadaş. çok teşekkürler katkıların için. Hocam şimdi biraz önce Olcay'ın da söylediği gibi aslında kasalarda olduğu iddia edilen bir haritadan bahsediliyor. Ama o haritalar açıkçası Rum basın tarafından gündeme getirildi, ortaya atıldı. Ve Türk tarafının aslında %29.2'lik bir kesime daral, 2 aylık bir süreçten bahsediyoruz. Ne değişti, neler oldu? Sadece en üst kararı mıydı bunu etkileyen? Şimdi dürüst olalım mı? Yani Kıbrıs Türk halkına ve Türkiye'deki halka, Hani doğru bilgiyi aktarmak gerekiyor. Birincisi ENOSIS kararı geri çekilmedi. Bu çok büyük bir aldatmaca. Eğer doğru noktadan hareket edersek yarını e, görebilmek ve buna uygun politika üretebilmek mümkün olur. Çünkü başından beri olanlar hep buna benzer şekilde ilerliyor. Hayır, ENOSIS kararı geri alınmadı. Bir değişiklik yapıldı sadece ve e, ENOSIS'in okullarda Karar aynen bu şekilde. Enosis'in okullarda kutlanması dahil olmak üzere bu kararın alınması Milli Eğitim Bakanlığı'na verilmiştir şeklinde bir karar alındı. İster uygulanması şeklinde mi? E, bu artık hani meclis kararı okullarda uygulanacak değil. Adı şimdi Milli Eğitim Bakanı e, karar verecek. Ama yine yani de yani de aslında çok anlamadım. daha basitleştirme yani çok daha basit bir şekilde bu düzenlemenin yürürlüğe konulması sağlanmış oldu. Rum Milli Eğitim Bakanı da kilise tarafından e, onaylanarak atanıyor. Şimdi bu hususları önümüze koyduğumuz zaman aslında iki ay önce masadan kalkılmasına sebep olan e, Enosis kararında bir değişiklik olmadığını ama buna rağmen Sayın Akıncı'nın tekrar masaya oturduğunu görmüş oluruz. Dolayısıyla şimdi söylediği de yani bir rum e, lidermiş gibi düşünerek bakarsak olaya şimdi e, sayın Akıncı diyor ki Temmuz'da e, tekrar bu kazı çalışmaları başlayacak. O zamana kadar ya kazı çalışmalarının durdurulması kararını istiyoruz veyahut da müzakereleri hızlandıralım çabuk karara e, varalım. Siz bir rum lider olsanız karşınızdaki insan enosis kararı geri alınmadığı halde kendi halkını evet alındı şimdi tekrar masaya oturabiliriz diyen bir e, liderin bu yeni söylemini dikkate alır mısınız? Yani bizim durduğumuz nokta çok yanlış. Sanki sürekli olarak müzakereleri ileriye taşımak bizim yükümlülüğümüzmüş gibi Türkiye'nin ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yükümlülüğümüş gibi sürekli sebebi belirsiz bir şekilde alttan alma karşı tarafın e, o ağır hamlelerini onlar adına kendi kamuoyumuzdan gizleme hani bunun hiçbir mantığı yok. Kasada bulunan haritalar da kendi başına zaten ciddi bir sorun yani neden? Çünkü burada e, Kıbrıs Türk halkı bugün %36'lık bir toprağa sahip. Bundan geri adım atmak için rahmeti Denktaş kullanıldı. Çünkü onun bir toplantıda e, sırf karşı tarafın aslında hamle yapmayacağının görülmesi için ve hiçbir bağlayıcılık içermeyeceği garantisiyle. 29 artı 1'i düşünebiliriz dedi Denktaş. Ve oradan bunu kullanarak işte Denktaş 29 artı 1 demişti. Ama bakın buradaki 1 29,1 virgül 2 virgül 3 anlamına Değil, gelmiyor. 30'u ifade eden ya da 30'u Evet %30'u evet. ya da bunun üzerine ifade eden bir yaklaşım. Ama bu kullanıldı. Bakın kime karşı kimin için? Yani Rum tarafını memnun etmek için Kıbrıs Türk halkına ve aynı zamanda e, Kıbrıs Türkiye'deki e, halka karşı da bu böyle bir e, kamufle edildi. Ve gidildi e, 29 artı 1'lik, 2'lik bir e, harita sunuldu. Yani siz Rum olsanız ne yaparsınız? Dersiniz ki o çok güzel 29 artı 2'ye geldi. Hayır yeni bir talep. Rum tarafı da 28 artı 2'yi, 28,2'yi yani istedi. Böyle bir talep sistemi istedi. var ki şimdi biz bunu tabii ki e, oradaki yaşayan halkın, e, kararıdır olacak. Muhtemelen bir referandum süreci olacak ama e, öyle bir talepler silsilesi geliyor ki mesela Karpaz'ın işte güzel yoğurtun istendiği işte e, katı, herhangi bir alan içerisinde tekrar bir e, Rum kesimine ait bir toprak oluşturma sonra kıyı kesimleri gibi açıkçası yani zaman içerisinde biz bu yayılımı tekrar göstereceğiz'in aslında bir mesajı veriliyor. Tabii, yani tabii. biz evet bugün %28.2'yi veriyoruz ama yarın bir gün biz bir şey olduğu zaman kardeşim biz 25 22 gibi artık bir yere daha sizi sıkıştıracağız mesajı gibi evet. anlaşılıyor. Ben öyle yani açıkçası Aynen, Türkiye'den bakan birisi olarak öyle, öyle görüyorum. Aynen de öyle. O zaman bu sürecin yani neden biz hala e, tabii ki bir çözümün olması gerekiyor çünkü izole edilmiş bir toplumdan bahsediyoruz. Kuzey Kıbrıs. E, bakın o izolasyon meselesi. Tabii göreceği de, de bir şey mutlaka. Tamamen yanlış yansıtılıyor. Çünkü bakın Avrupa Parlamentosu'nun kararı var. Rumlar bir başvuruda bulunmuştu. O dönem Türkiye hani güçlü bir e, atılım yaparak e, o, Suriye o zaman işte daha devlet gibiydi. Suriye'nin Limanı ile Magusa arasında e, süreklilik arz eden feribot seferleri başlatmıştı Türkiye. Ve bence bu aslında Türkiye'nin ne yapabileceğini göstermek adına yapılan bir hamleydi. Rum tarafı Avrupa Parlamentosuna başvurdu ve dedi ki bu limanlar yasaklıdır, Bunların kullanılmasını engellemenizi istiyoruz. Avrupa Parlamentosu'nun kararı şu yöndeydi. Bu size göre yasaklı. Bize göre yasaklı değil. Bu limanlar kullanılabilir. Kaldı ki Suriye gibi üçüncü bir ülke yani Avrupa Birliği üyesi olmayan üçüncü bir ülkenin hamlelerinde biz karışamayız. Aslında biz bu kararı okulunu kullanıp, kullanıp diğer bütün limanların da ki zaten işleyen limanlar var yasal olduğunun altını çizip bunu dünyaya duyurup bakın Avrupa Parlamentosu da böyle görüyor diye bunun üzerinden gidebilirdik gitmedik. İzolasyonlar tamamen yalan, yanlış bir şey çünkü hani e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne e, gümrükte sıkıntı e, yaşadı, yaşayan ülkelerden birisi bir kere Türkiye neden? Avrupa Birliği üyesi olmadığımız halde gümrük pazarı ortağı olduğumuz için Kıbrıs'tan gelecek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin menşeli malları biz KKTC logosuyla satamıyoruz. Mevzu bundan ibaret. Ama bakın oradan İngiltere Kıbrıs patatesi mesela örneğin alıyor. Kıbrıs'ın patatesi kendine has ayrı özelliği olduğu için kendi pazarında Kıbrıs patatesi diye bunu satabiliyor. Bizim zaten hani pek çok şey sorgulamamız gerekiyor ama bugün Avrupa Birliği üyesi olmayacağımız eğer anlaşıldıysa hani bu çok sorulan ama hani gerçekten somut karşılığı olan bir şey. Gümrük pazarında neden varız? Neden üçüncü ülkelerle yapacağımız alışverişi Avrupa Birliği belirlesin. Ama bize bir vizeyi kaldırmak dahi veril söz verilmiş bir hak olmasına rağmen kaldı ki bir tarafa bırakın karşılıklılığı yani işte mülteciler karşılığında e, vize konusu biliyorsunuz gündeme gelmişiz zaten Avrupa İnsan hakları mahkemesinde kazanılmış davalar var tır e, şoförlerin açtığı ve e, bu vizenin kalkması ile ilgili vizenin olmamasıyla ile ilgili bu kazanılmış davalar zaten vardı şimdi bakın gümrük birliğine uymayan ya da bundan çıkacak bir Türkiye zaten ki zaten e, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başka bir ülkeye zaten ihtiyacı yok ama hani buradaki sıkıntıların aşıldığını düşünün. Bunlara bir tarafa e, Arap ülkeleriyle çok yakın bir tarihe kadar yani hani oranın turizm merkezi olması kararı çıkana kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin zaten ticari e, anlaşmaları ve e, işbirliği vardı. Buna Mısır'da dahil e, pek çok Kuzey Afrika ülkesi, İslam ülkeleri, mesela boru satan e, boru fabrikaları vardı ve borular satılıyordu. Buna benzer pek çok şey vardı ve bu e, Kıbrıs ekonomisini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisini döndürebilen bir şeydi. Kaldı ki 70 milyonluk, 80 milyonluk bir pazar e, var e, işte Türkiye olarak. Tek başına bu bile yeter. Zaten Bundan, o da genel bir ihtiyaç gibi gözükmüyor. Zaten evet, burada evet. Ona bakırsa zaten ekonomik anlamda... Olağanüstü bir kriz bir dönem olmuştu. O zaten o Türkiye'nin yaşadığı kriz evet. dönemlerinde tekabül ediyor. Ama onun dışında zaten olağanüstü bir kriz yaşandığı için ya da biz orada sıkıntılar yaşıyoruz. O yüzden Rum kesimle bir ortak bir oluşuma girelim düşüncesi yok. Oradaki evet. fikri oluşturan şeyine, Yani neden biz Kıbrıs müzakerelerini bugün işte yarım asra ifade edecek şekilde dönüştü bu? Niye hala biz bunu konuşmayı sürdüreceğiz? Yani nerede kesilecek bu süreç? Yani illa bir %28,2 ile... E, bu verildiği zaman rahat olunacak mı? Kabul edildiği zaman e, çözülmüş olacak mı bu süreç sizce? Hayır olmayacak. Yani Rum tarafı zaten aslında birleşme istemiyor. Kıbrıs'ta e, Kıbrıs'ta Türkler arasında mutlaka birleşmeliyiz diyen kesimin ana düşüncesi şudur: Biz birlikte bir devlet kurduk. O devlette bizim haklarımız var. İşte bu nedir? 7'ye 3 oranında bakanlık olması, dönüşümlü başkanlık, veto hakkı dahil olmak üzere. Yani bu adanın tamamına hakim bir devletin sayımıza bakılmaksızın e, yöneticisiyiz. Çünkü e, anlaşmalar böyle. Oradaki Kıbrıslı Türklerin önemli bir kesimi yani Birleşme taraftarı olan kesimin ana fikir ve e, çıkış noktası budur. Yani biz bu haklarımızı e, heba etmek istemiyoruz. Tamamen bu. Eğer ki mevcut durumda e, hani bir bağımsızlık mı olsun, işte hani çok daha önce de bunu e, söylemiştik, e, bir gerçek bir referandum yapılacak olsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seçenekler arasında bağımsızlık, Türkiye'yi ilhak Rumlarla birleşmek gibi olası bütün seçenekler olacak olursa, yani 90 oranında belki 92, 95 oranında kendi devletinin devamını isteyen e, bir çoğunluk ortaya çıkacaktır. Hem katılım çok yüksek oranda olur böyle bir referandum'a hem de e, talep kendi bağımsızlığını e, korumak olur ama bugüne kadar yani 50 yıldır 60 yıldır Kıbrıs Türkler'e dayatılan şey Rumlarla nasıl birleşeceğini seçmek yani mutlaka birleşmek bakın 2004'te Kosova'nın bir bağımsızlık süreci var Kosova'nın bağımsızlığının önündeki tek engel bir güvenlik konseyi kararıydı bu güvenlik konseyi kararının altında imzası bulunmasına rağmen Amerika Kosova parlamentosunu tetikledi ve yine orada üye olan Fransa ve e, İngiltere'de dahil olmak üzere bugün 110 ülke e, Kosova'yı tanıdı. Tam bu süreçte Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önündeki tek engelle bir güvenlik konseyi kararı kaldı ki o kararda Kosova kararındaki gibi... ...işte bu topraklar diyor Kosova kararına Sırbistan, Sırbistan toprağıdır. Böyle bir güvenlik konseyi kararı var. Böyle bir karar değil o güvenlik konseyi kararı yani Kıbrıs'la ilgili olanı bir tavsiye niteliğinde ve oradaki yani ayrılıkçıların güçlendirilmemesi yönüne bir tavsiyeden ibaret. Dolayısıyla uyulması bile şart değil. Şimdi bu Güvenlik Konseyi kararını öneri yani Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyorsunuz, İngiltere'den bahsediyorsunuz ya da işte diğer ülkelerden bahsettiğiniz ama zaten bunlar bu talepleri ortaya koymuş olsaydı bugün bu kriz zaten olmayacak. Çünkü İngiltere'nin e, ...muhtemel tavrını biz üç aşağı beş yukarı tahmin edebiliyoruz. Amerika'nın zaten bu konudaki baskılarını görüyoruz. Yani Kıbrıs'ın aslında e, yaşadığı sıkıntıların e, belki de en önemlisi Türkiye'nin bu konudaki yalnızlaştırılmış olmasıydı. Hayır bunların tamamen dışında bir durum var. Yani olay aslında Türkiye-Yunanistan dengesi ya da Kıbrıs'ı Türk, Kıbrıs'ı Rum dengesi bile değil. Yani adayı paylaşamayan güçler var. Yani onu demek istiyordum. Kosova'nın etkisini Kıbrıs'tan uzaklaştırmak için anlam planını gündeme getirdiler. Rumlara hiçbir şekilde evet deyin telkini olmadı. Türklere yoğun bir evet telkini oldu. Zaten hani bu e, kurguda Rumların hayır diyeceği çok belliydi. Ama nedir ortaya çıkan? İki tarafta hayır demiş olsaydı yeni bir Kosova. Her yönden baskı yapıldı. Rumlar hayır dedi. Böylece yani hala Ki birleşmek çok net isteyen, yani Rum kesim tamamen evet. neti çok e, ifade edecek bir şekilde hayır. ortaya çıkacaktı ve tanımalar arka arkasında gelecekti ve Türkiye'de bunun takipçisi olacaktı muhtemelen. Ama ne oldu Kıbrıs Türklere evet demesi için verdi, ama bir şey taraflardan biri de, de birleşmek evet. istiyor gözüktü. Ne oldu sorun masada kaldı. Yani orada Kosovalaşan, işte kendi bağımsızlığını ilan eden, yani daha açık söyleyelim mevcut durumun devamı gerekiyor. Neden? Çünkü Rusya, İngiltere ve Amerika ve İsrail adanın geleceğiyle ilgili bir paylaşım planında uzlaşı sağlamış değil. Yani İngiltere zaten bakın Avrupa Birliği'nden ayrılıyor ama Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Avrupa Birliği üyesi olurken oraya madde koydurdu İngiliz üslerinin işte buna dahil olmadığı yönünde. Bu üsler İngiltere için son derece önemli. Fransa askeri üs istedi. Ee, Rusya'nın zaten biliyorsunuz hem mali çok derin mali ilişkileri var, hem e, işte Suriye'deki limanı kullanıyor ama aynı zamanda kendisi için bir liman olarak da görüyor. İsrail için özellikle e, Lübnan iç savaşı sırasında çok net ortaya çıktı. Hani ikinci bir İsrail olabileceği yönünde ki adada hem güneyde hem kuzeyde ciddi bir e, e, İsrailli yerleşimi de zaten var. Hani bütün buradan baktığımız zaman, hani bütün resme baktığımız zaman birileri adadaki mevcut durumun devamını istiyor ve e, liderlerin görüşmeleri de tamamen bu çerçevede devam ediyor. Bakın eğer e, Enosis kararı ile ilgili kriz olmamış olsaydı bu müzakere süreci böyle birden hızlanmış gibi gözüküyordu ki, ki çok Sayın Cenevre görüşmelerinde sanki böyle bir hissiyat vardı ve bir anda evet. enosis ortaya atıldı. Yani nereden çıktı? Orada bakın Sayın var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın net bir açıklaması var. Müzakere sürecini çok net etkileyecek bir takım açıklamalardı. Onun da bu sözünden geri döneceğini düşünmüyorum ben. Yani onun yaptığı açıklamanın Türkiye'nin buradaki kırmızı noktası olduğunu düşünüyorum. Ve e, diyelim ki bunların hepsi aşılmıştı ve referanduma gidilmişti. Buna emin olun. Ee, Kuzey Kıbrıs'tan hayır çıkacaktı. Yani Enosis krizi biraz da bununla ilgiliydi aslında. Çünkü Sayın Akıncı çok fazla taviz vermekle eleştiriliyordu. Bakın mevzu sadece haritada hani düşünülemeyecek derecede geri bir adım atmış olması değil. Mesela dört özgürlük gibi bir kavram geliştirildi. Ve bu... E müzakerelerin temel damarı olan iki kesimliği tamamen ortadan kaldıran bir yaklaşımdı. Çünkü siz o zaman oradaki Türkleri zaten garantörlük ve işte garantiler ve diğer bütün hususlar tartışmalı ama Türklerin yarınını garantilemeyen Türkiye'nin garantisinden bahsetmiyorum. İki toplum iç içe yaşadığı zaman bir tarafta zaten biliyorsunuz mesela Enosis kararının tekrar gündeme gelmesi de aslında oradaki zihniyeti çok net ortaya koyuyor. Bir yandan sürekli olarak Türklere, oraya geçen Türklere yapılan saldırılar var. Bir yandan hala daha e, bu E EYK'cilere madalya dağıtan e, siyasi lider, kilise hani bu mentalite karşımızda çok canlı bir şekilde duruyor. Kendi yaptıklarından ötürü herhangi bir pişmanlık duymamış. Yapılan katliamlardan dolayı bir yargılama söz konusu olmamış. Hiç kimse yaptığı bu Türkleri küçük gettoları hapsetmek, bir süt dahi geçişine dahi izin vermemek, sürekli olarak katliamlar işlemek, insanları toplu mezarlara canlı canlı gömmek gibi bu hususlardan dolayı Rumlar'da bir utanma yaratmasına e, sebep olacak ne bir yargılama, ne bir suçlama, ne bir kendine dönük bir öz eleştiri yapılmamış. Ama işte, yani bu yani karşı sorunlardan, taraf aynı zihniyette. Evet, zaten en büyük sorunlardan biri oydu. Avrupa Birliği'ne bu kadar tartışmalı olan bir yapının ya e, rağmen e, Rum kesiminin girmesi zaten burada e, şımarık çocuk edasına sokan bir durumdu. Zaten bu davranış şekli de bu. Ya Biz e, kara verici olacağız, biz... Sürecin e, istersek bunun yöneticisi, istersek de kabul etmeyeceksek de biz etmeyeceğiz. Elasını zaten yaşıyor. Bu anlamda e, kamuoyu nasıl bakıyor? Biraz da onlardan bahsedelim. Çünkü izleyicilerimiz de bununla bilmesi önemli. Çünkü e, nüfus olarak çok olağanüstü bir nüfustan bahsetmiyoruz Kıbrıs'ta. Evet, isimlendirildiğimiz zaman çok önemli bir yerden bahsediyoruz ama o, e, bu anlamda oradaki kamuoyunun hem Türk tarafının hem de Rum tarafı nasıl görüyor bu süreci? Çünkü Haziran ayına kadar dört defa liderler zirvesinin yapılacağı, görüşmesinin yapılacağı ifade edildi. E, nasıl görmek lazım bu süreci? Şimdi Kıbrıslı Türkler anlam planından farklı olarak bu kez hani gelişmelere biraz daha fazla vakıflar. Yani isimler çok kolay konuldu. Yani anlam planı çok büyük bir karmaşaydı. Ve aynı zamanda işte Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği'nden pek çok para akıyordu oradaki işte evet denme, yani o çok bambaşka bir e, havaydı şimdi öyle bir hava yok ayrıca hani Avrupa Birliği üyesi olmak gibi bir şey tenezzül edecek bir insan grubu da yok yani çünkü Avrupa Birliği bütün hani imajını e, olumsuz e, yönde e, değiştirdi ve Avrupa Birliği yarın var mı yok mu bunlar tartışmalı dolayısıyla e, Kıbrıs'ı Türkler açısından mevzu aslında tam olarak şu ya bu benim tapım benim çocuğuma kalacak mı kalmayacak mı? Yani onlar sadece bunu görmek istiyor. Bu bitsin. Hani bu tartışma bitsin istemiyor. Burada da asıl dönülmesi gereken 1975'te bir müzakere, bir mübadele anlaşması yapılmıştı ve asıl bizim dayanmamız gereken hukuki nokta o. 1975'teki bu mübadele anlaşmasında Rumlar güneye, Türkler kuzeye döndü ve orada kalan malların işletimi hani e, kendi bölgelerindeki e, bazı kurumlara verildi. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bu kurum da bu Rum topraklarının bir kısmı bu şekilde dağıttı güneyde kalan mallara karşılık. Buradan başlanması ve bu dağıtımın aslında yasal olduğunun altının çizilmesi bunun için uğraşılması lazım. Çünkü nedense hep güney, kuzeyde kalan Rum malları konuşuluyor. Güneyde kalan Türk malları hiç gündeme gelmiyor. Kuzeyde kalan kilise malları konuşuluyor. E güneyde kalan vakıf malları ne olacak? Çünkü statü olarak, hukuki statü olarak tamamen aynılar. Yani bir kişiye değil, bir topluma ait, Allah'a adanmış topraklar bunlar. Yani kuzeyde kiliseler hala arka arkasına açılıyor, Birleşmiş Milletler tarafından korunma altına alınıyor. Ve e, geç iki gün kadar önce bununla ilgili bir e, açıklama vardı. Hani biz e, güneydeki işte kiliseye birkaç ayin için izin verdik ama onlar sürekli ayin yapmak istiyorlar. Çünkü kendilerine ayriyetini vurgulamak istiyorlar diye. Ki anlamı da kiliseye verilen toprak hani yüzde birlik gibi hani önemli bir şey bu. Hani açtığınız zaman önemli bir kilometre kare yapan bir şey. Ama güneydeki vakıf malları. İşte bunların konuşulması lazım. Güneyde kalan mallara karşılık kuzeyde kalan mallar. Bunlar işte değiş tokuş yapılabiliyor mu? Ki rahmetli Denktaş'ın aslında hani ne kadar doğru bir yol üzerinden yürüdüğünü biz buradan anlıyoruz. Çünkü global takas diyordu. Yani birebir tek tek olayları çözmeyelim, bütüne bakalım. Çünkü bütün bunların dosyası zaman içerisinde açılacak. Tamam, son dakikalarımıza girerken Birleşmiş Milletler'in sonuç bari burada bir aracı rolü var ama e doğrudan bir açıklama göremiyoruz. Yani iki taraf farklı açıklamalar yapıyor. Özellikle Akıncı'nın açıklamasını daha çok duyuyoruz. Birleşmiş Milletler bu noktada neyi gözlemliyor? Yani bu tarafların bu sonuca ulaşması için bir çaba sarf ediyor mu? ne yapıyor? Yani bunu Birleşmiş gayri bir bilgi var. Milletler gözlemci tabii. Tarafları masada tutmaya çalışıyor. Bir uzlaşı noktası bulmaya çalışıyor. Eğer bugün bir çözüm olması isteniyor olsaydı emin olun Birleşmiş Milletler hakemlik ve takvim müesseselerini ki Türkiye başından beri bunun talepçisiydi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hakemlik ve takvimin gelmesini bir şekilde sağlardı. Bu olmadığı müddetçe, hakemlik ve takvim olmadığı müddetçe bu müzakerelerde otururlar, konuşurlar, konuşurlar. İşte son tarih iki 2017 Temmuz derler. Daha önce 2016 Aralık demişlerdi. Ondan önce biliyorsunuz 2008'ler son tarih gösterilmişti. Sürekli olarak son tarih gösterilir ve e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oyalanır. Mevcut oyalanmadan en büyük zararı Kıbrıs'ı Türkler görüyor. Ve e, tek seçenek işte Rumlarla birleşmek değil. Yine Amerikalı bir büyükelçinin yazdığı bir makale vardı. Abramowitz'in nükleer seçenek diyordu ve Türkiye'ye tavsiye ediyordu ki kuzeydeki ekonomik durumu geliştirin, altyapıyı geliştirin, ardından bir referanduma gidin ama bütün gerçek sorular sorulsun. Yani tek başına bağımsızlığını mı istiyor, Türkiye ile birleşmek mi ister, Rumlarla birleşmek mi ister? Orada gerçek bir referandum yapılsın ve sonuçları Birleşmiş Milletlere gönderilsin diye böyle bir tavsiye makalesi vardı. Ve biz baktığımızda 2004'ten sonra Türkiye'nin kuzeyde önemli bir takım e, at, atılımlar yaptığını, altyapıyı neredeyse tamamen yenilediğini, örneğin Güzel Yurt verilecek mi verilmeyecek mi tartışması var. Güzel Yurt'un altyapısının tamamen değiştirildiğini, yenilendiğini, yeni binalar için işte TOKİ ile falan bir takım anlaşmalar var. E, dolayısıyla bir de su gitti biliyorsunuz. Bu kadar ve şey yatırıma rağmen. Petrol de geri olur. gelebilsin diye bir, bir şey de aslında o e, suyun gitmesi. Sadece su gitmedi bakın biz petrolü buradan nakledebiliriz. İsterse istersek eğer diye bunun da gö gösterilmesiyle aynı zamanda. Hani sonuç olarak Türkiye gerçekten de Kuzey'de önemli açılımlar yaptı. Ekonomik açıdan aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aslında kendini döndürebilecek durumda. Düşünün ne kadar çok üniversite var. Neredeyse 100 ülkeden onlar tanımıyor ülke, ülkeler tanımıyor olsa bile yüz farklı ülkeden öğrenci oraya gidiyor okuyor. Bunlar çok önemli. Dolayısıyla elimizde çok önemli veriler var. Buradan yola çıkılması gerekiyor diye düşünüyorum. Çok teşekkürler için. Ben teşekkür Dedim, ederim. Konu e, birçok şey gebe ve Haziran'a kadar da devam edeceği ifade ediyor. Dört defa liderler zirvesi yapılacak. onlarda konuşacağız inşallah. Evet. Teşekkürler sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet süremizin sonuna geldik. Yarın Irak ve Suriye'deki Türkmenlerin durumunu ve Kerkük'te yaşananları konuşacağız. Konumuz Profesör Doktor Mahir Nakip olacak. Görüşmek üzere hoşçakalın.